Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi telefonlarda uygulama gizleme işlemi nasıl yapılır detaylı olarak anlatacağım. Örneğin bende yüklü olan E-Devlet uygulamamı gizlemek istiyorum. Yani bu menüler arasında E-Devlet uygulaması olmamasını istiyorum veya siz hangi uygulamayı gizlemek istiyorsanız öyle de düşünebilirsiniz. Bunun için ayarlara giriyoruz. Aşağı kaydırıp uygulamalara giriyoruz. En altta bulunan buradaki menüde en altta bulunan uygulama kilidi yazan yere tıklıyoruz. Burada daha önce tanımladığımız normal ekran kilidini açmak için kullandığımız parmak izimizi bir kez okutuyoruz ve uygulama kilidi yazan yere giriyoruz ve sağ tarafta üst sağ tarafta gizli uygulamalar yazan yeri açıyoruz ve burada hangi uygulamayı gizlemek istiyorsak arkadaşlar bunu buluyoruz. Ben E-Devlet uygulamasını örnek olarak gizlemek istiyorum. Siz hangi uygulamayı gizlemek istiyorsanız buradan onu seçebilirsiniz. E-Devlet'in karşısındaki sağ tarafta olan butonun gördüğünüz gibi gri yani pasif durumda olduğunu görüyorsunuz. Ben bunun üzerine bir kez tıklayarak aktif olmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi E-Devlet uygulamasının karşısındaki düğme mavi aktif yani şu anda gizlenmiş oldu arkadaşlar. Bunun şimdi kontrol etmek için tekrar buradan çıkıp menümüze dönüyoruz. Gördüğünüz gibi size örnek olması açısından denediğim E-Devlet uygulamasının menüler arasında olmadığını görüyorum. Siz de hangi uygulamayı gizlemek istiyorsanız arkadaşlar kolaylıkla bu yöntemle gizleyebilirsiniz. Peki gizlediğimiz uygulamayı nasıl tekrar geri getireceğiz onu anlatayım arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynı ayarlar menüsüne giriyoruz ve uygulamaları tıklıyoruz. Yine en altta bulunan uygulama kilidi olan yeri tıklıyoruz. Ve yine parmak izimizi bir kez okutup bu bölüme geçiyoruz. Üst sağda bulunan gizli uygulamalar yerini buluyoruz. Gördüğünüz gibi en üstte E-Devlet uygulamamın sizin için size örnek olması için gizlemiştim arkadaşlar. E-Devlet uygulamasının karşısındaki mavi düğmeyi, aktif olan mavi düğmeyi üzerine bir kez tıklayarak pasif ediyorum ve tekrar menüye dönüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, E-Devlet uygulamam tekrar gelmiş. Son derece güzel bir uygulama. Gayet kullanışlı. Bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka yararlı videolarda buluşmak üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.